Gördüğünüz gibi problem nakilde değil, bizim organ bağışımızda, öyle anlaşılıyor. Her türlü şey var ama bu bilinç yok. O bilinç olmadığı zaman da canlarımızı kaybediyoruz. Vatandaş hasta bezi, engelli sandalyesi gibi bazı medikal ve tıbbi malzemeyi satın alırken ödemeyi yapıyor. Ardından ödediği parayı devletten alabilmek için uğraşmak zorunda kalıyordu. O sistem değişti, onun haberi bu. Artık ihtiyaç sahipleri reçete ve raporuyla eczaneye gidip malzemeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gerçekten güzel bir hizmet. Çok uğraşıyorduk. Şu an daha rahatız. Bundan bir ay önce vatandaş tıbbi ya da medikal malzeme almak istediği zaman elinde reçetesi ve raporla işte bu dükkana geliyordu. Malzemeyi aldıktan sonra buraya parasını ödüyor ve buradan aldığı faturayla birlikte, fişle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu günler sonra o ödemeyi vatandaşa yapıyordu ama artık yeni uygulamada tüm işi esnaf hallediyor. Hasta olanlar da var. Yani bu işte uğraşamayacak insanlar da var. Yani birilerine ihtiyaç duyan insanlar da var. Fakir fukara hiç olmasa ödemeden kurtuldu yani. Yeni dönemde artık vatandaş malzemesini alıp çıkıyor. Sadece arada fark varsa o ödemeyi yapıyor. Esnafın ödemesi de artık Sağlık Bakanlığı'nda. Yani sağlık sorunlarıyla uğraşanların ödedikleri parayı almak için harcadıkları mesai sona erdi. Sistem oturursa özellikle vatandaş açısından iyi oluyor. Bizim açımızdan biraz şöyle handikapı oluyor. Çok uğraşıyoruz. Devletin ödediği belli başlı ürünler var. Yani siz raporunuzla ve reçetenizle geldiğiniz zaman mesela engelli sandalyesi, hasta bezi, korse gibi belli başlı ürünleri alabiliyorsunuz. Ama kimi ürünler de ücrete tabi.